Canlarım selam, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video serisiyle karşınızda olacağım. Video serisinden bahsetmeden önce ülkemizde yaşanan büyük afetten dolayı vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Depremde yakınlarını kaybeden canlarıma, canım öğrencilerime ve ülkemin güzel insanlarına Rabbimden sabırlar diliyorum. Dayanma gücü istiyorum. Rabbim böyle acıları bir kez daha bizim ülkemize yaşatmasın. Geride kalanlara da sağlık, sıhhatli, güzel ömürler versin diyorum. Şimdi biz bu video serisinde ne yapacağız? TYT konularıyla ilgili, bütün TYT konularıyla ilgili 5'er tane sınavda gelmesini düşündüğüm sorular çözeceğim. Fizik bilimine girişten, madde özelliklerinden, kuvvetten, hareketten, bütün konulardan 5'er tane soru çözeceğim. Birkaç tane konuda 5 sorunun biraz üstüne çıkacağım. Isı, sıcaklık gibi, optik gibi, yani daha fazla böyle başlığı olan ve kesin soru gelen konularda da 5 soru kuralını bozacağım. Ama genel olarak 5 soruda vermek istediklerimi vereceğim bir video serisi olacak. Yani sınavda geleceğini düşündüğüm soru türlerini karşınıza getireceğim. Bu soruların zor olmasını falan beklemeyin. TYT fizik sorularının yanlış yapılması için zor olmasına gerek yok. Zaten çıkmış sınav sorularında da zor sorular olmuyor. Yani ayda yılda 1-2 tane zor soru geliyor. Genel olarak temel mantık soruları geliyor. Kavramları öğrenciler birbirinden düzgün ayırt edebiliyor mu? İşte temel ve türetilmişi biliyor mu? Isı ne demek, sıcaklık ne demek, farklarını ayırt edebiliyor mu? İşte dalgaların hızı neye bağlı, frekansı neye bağlı gibi gibi şeyler. İşte aynalarla merceklerin birbirinden farkını ayırt edebiliyor mu? Gibi gibi. Yani genel olarak kavramları öğrencilerimiz ayırt edebiliyor mu, ayırt edemiyor mu? TYT'nin mantığı budur. Çıkmış son 10 yılın sorularını incelediğimde ben bunu görüyorum. Bakın sadece TYT sorularını değil, MSÜ sorularını da tek tek inceledim. Ve bu 5 soruyu ona göre hazırladım, ona göre seçtim. Ben burada 5 tane soru çözeceğim ama zaman zaman o sorunun içerisinde farklı noktalara da değineceğim. Yani kısacası o soruları karşıma alıp anlatmak istediğim, öğrencilerimin karıştıracağını düşündüğüm noktaları bildiğim için o noktaları, o soruları önüme alarak tekrar edeceğim. Videoları çok uzatmamaya çalışacağım. Dolayısıyla sizleri fazla sıkmadan TYT adına hatırlatmalarımızı yapabileceğimiz güzel bir video serisi olacağını düşünüyorum. İlk videomuz fizik bilimine girişle ilgili. Tabii ki de fizik bilimine girişten zor bir soru falan gelme ihtimali yok zaten. Konunun mantığı belli. Çok temel bir konu. Ancak buradan zaman zaman TYT'de soru geliyor. Gelen soruların hangi tarzda olduklarını bildiğim için ona göre 5 tane soruyla seni karşılaştırıyorum. Daha fazla vakit kaybetmeyelim ve birinci videomuz fizik bilimine girişten 5 tane soruyla başlasın efendim. İlk sorumuzla başlayalım. Fizik bilimi özellikleri ve bilgiye ulaşma yolları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Çok basit bir soru ama geçmiş yıllarda birkaç defa bu tarz sorular geldi. Bilim her soruya cevap verir diyor. Kesinlikle yanlış. Bilim her soruya tabii ki de cevap veremez. Bilimsel bilgi mutlak gerçekler içerir diyor. Bilim değişime açıktır. Yüzyıllarca doğru olduğu düşünülen bazı bilgiler yanlış olduğu yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bilim mutlak gerçekler değildir. Değişime açık bir süreçtir. Bir olayı açıklamak için farklı formüller kullanılabilir diyor. Bilimsel bilgiye ulaşmak için tek bir yöntem yoktur. Bazen deney yaparak, bazen deney yapmadan sadece gözlem yaparak, bazen yaptığımız gözlemlerden çıkarımlar yaparak, yani zihinsel çıkarımlar yaparak da, hatta bazen tesadüfle bile bilimsel bilgiye ulaşılabiliyor. Dolayısıyla tek bir yöntem yoktur. Farklı formüller, farklı yöntemler kullanılabilir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Günlük hayatta gözlemlediğimiz bazı olaylar aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Buna göre bu olaylar fiziğin hangi alt dallarıyla ilgilidir? Fiziğin alt dallarından bir tane soru gelebilir. Alt dallarını şöyle bir kodlamamız vardı. Kamyonet şeklinde kodluyoruz. Kamyonet sırasıyla bunlar neydi? Katal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, nükleer enerjilerin ilgilendiği alan, elektromanyetizma ve termodinamik. Katal fiziği neydi? İşte kristal yapılı katıları inceliyordu. Yarı iletkenler, süper iletkenler gibi, güneş pilleri gibi teknolojiler katal fiziği ile ilgiliydi. Atom fiziği atomun dizilişini inceliyordu. Nanoteknoloji deyince atom fiziği aklımıza gelebilir. Lazer ışığı, yine uyarılmış emisyon yoluyla gerçekleşen lazer ışığı da atom fiziği ile ilgili. Daha sonra buraya geldiğimizde mekanik, kuvvet, hareket, dişliler, çarklar, denge, statik dediğimiz zaman aklımıza mekanik gelmesi gerekiyor. Yüksek enerji ve plazma fiziği de atom altı parçacıkların incelendiği fiziğin alt dalı. Optik deyince aklımıza zaten mercekler, aynalar, ışık ve ışık olayları. Nükleer fizik deyince atomun çekirdek yapısını inceler. Atom fiziği atomun yapısını incelerken nükleer fizik atomun çekirdek yapısını inceler. İşte fisyon, füzyon, nükleer santrallerde üretilen enerjiler, atom bombası nükleer fiziğe girer. Elektromanyetizmada işte durgun yükler, elektrostatik, hareketli yükler, elektrik akımı, mıknatıs gibi noktalara inceler. Termodinamikte ısının maddeler içerisindeki yayılımını inceler. Isı, sıcaklık, klima sistemleri gibi şeyleri gördüğümüzde termodinamik dememiz gerekiyor. Şimdi su dolu havuza taş attığımızda su içinde dalgaların oluşması. Şimdi su dalgaları mekanik dalgalardır. Dolayısıyla bu mekanik alt dalıyla ilgilidir. Üzerinden akım geçen bir telin etrafına konulan pusulanın sapması. Pusula manyetik alandan dolayı sapar. Dolayısıyla bu da elektromanyetizma olması gerekiyor. Yarı iletken, süper iletken gibi teknolojileri duyduğumuz anda ne diyeceğiz? Katı hal fiziği diyeceğiz. Dolayısıyla bu da katı hal fiziği, mekanik, elektromanyetizma ve katı hal fiziği sorunun cevabı D şıkkı. Şimdi biz burada sınavda gelecek sorunun birebir aynısını tutturmaya çalışmıyoruz. Zaten öyle bir şey yaparsak direkt ters kelepçeyi yeriz. Yani sen nereden biliyordun bu sorunun geleceğini derler, değil mi? İçeri atarlar. Biz burada nerelerden soru gelebileceğini tahmin ediyoruz. Mesela ben dedim ki fiziğin alt dallarına bakmanız lazım. Yani kısaca bir tekrar etmen lazım. Hepsini şöyle bir gözden geçirmen lazım. Şimdi diğer bir soru gelecek nokta ve en çok soru gelen nokta temel büyüklük, türetilmiş büyüklük. Buradan var ya inanılmaz sayıda soru geliyor. Ve geçmiş yıllarda çıkan MSÜ sorularıyla TYT sorularını çözerken şunu hissettim. Arkadaşlar inanılmaz benzer sorular var ya, öyle böyle değil ya. Yani MSÜ'de gelen sorunun neredeyse aynısı TYT'de gelmiş ya. Ya ben var ya şaşırdım, şok geçirdim. Yani kesinlikle bakın, kesinlikle geçmiş yıllarda en azından son 5 yılın TYT ve MSÜ sınavlarını %100 kontrol edin. 2-3 tane sorunun var ya birebir aynısını yakalarsınız. Bak bu kadar söylüyorum. %100 kontrol edin. Fizikteki büyüklükler temel ve türetilmiş olarak ikiye ayrılır buna göre. İfadelerinden hangileri türetilmiş bir büyüklüğün SI birim sistemindeki birimi kullanılmıştır? Şimdi öncelikle biz türetilmiş büyüklüklerin sayısını bilemeyiz. Çok fazla var ama temel büyüklüklerin sayısını bilebiliriz. Bunları kısa muzla kodluyoruz. Bak bunların isimlerini, birimlerini, hangi ölçü aletiyle ölçüldüklerini bileceksin. Yani bu temel büyüklükleri adın soyadın gibi bileceksin. Bu neydi? Kütle. Kütlenin birimi neydi? SI birim sisteminde kilogram. Bak SI birim sistemini duyduğun anda kilogramdan başkasını tanımayacaksın. Normalde gram da bir kütle birimidir. Ton da bir kütle birimidir. Ama SI dediği zaman kilogram diyeceksin. Işık şiddetinin birimi SI birim sisteminde kandelaydı. Sıcaklığın birimi hep Celsius termometresini kullandığımız için santigrat sanılıyor. Sıcaklığın SI birim sistemindeki birimi kelvindir. Akım şiddetinin birimi amperdir. Madde miktarının birimi moldür. Uzunluğun birimi metredir. Normalde santimetrede uzunluk birimi, kilometrede, ama SI deyince metre diyeceğiz. Zamanın birimi de sadece ve sadece saniye kabul edeceğiz. Başka da hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Şimdi armudun enerji değeri 100 kaloridir diyor. SI birim sisteminde kalori değil jül kullanılması gerekiyordu. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. Biz SI birim sistemlerini arıyoruz. Bisikletin hızı 20 metre bölü saniyedir diyor. Metre evet uzunluğun birimi. Saniye de zamanın birimi. Yani SI birim sistemi kullanılmış. Dolayısıyla ne olacak bu? Doğru olacak. Masanın ağırlığı 8 Newton'dur. SI birim sisteminde kuvvetin birimi evet Newton'dır. Dolayısıyla da burada da SI birim sistemi kullanılmış. Araba farının ışık şiddeti 20 kandeladır diyor. Burada ne demişti? Türetilmiş bir büyüklük demişti. Kandela ışık şiddetinin birimidir. O da temel bir büyüklüktür. Türetilmiş değildir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Gerçekten fizik sorularında yani zor olmasından ziyade soruyu okurken öğrencilerimiz dikkat etmiyor ve ayrıntıyı kaçırıyor. Günlük hayatta kurduğumuz bazı cümleler aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre kurulan cümlelerin hangilerinde bahsedilen büyüklük yönlü bir büyüklüktür diyor. Yönlü vektörel büyüklüklere denir. Vektörel büyüklüklerde sadece sayı ve birim yetmez. Mesela bir araba 30 kilometre bölü saatle gidiyor dediğinde yetmiyor. Arabanın nereye gittiği önemli. Veya mesela sen ben bir cisme 5 Newton'luk kuvvet uyguladım dediğinde yetmiyor. Çünkü 5 Newton'luk kuvveti nereye doğru uyguladın diye sorman lazım. Çünkü eğer sen bu 5 Newton'luk kuvveti yukarıdan aşağıya doğru uyguladıysan bu cisim hareket etmez. Ama sağa doğru uyguladıysan hareket edebilir. Yani yönlü büyüklükler vektörel büyüklüklerdir. Yönü olmayan büyüklüklere de skaler büyüklükler deniyor. Şimdi bize yönlü olanları soruyor. Yani vektörel. Sınavda vektörel skaler ayrımı gelebilir. Oyuncak arabaya yatay düzlemde 2 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Şimdi hız vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla biz de yönlü büyüklükleri aradığımıza göre bu doğru. Çünkü hızın bir yönü olmak zorunda. Basketbol topunun potaya girerken yere göre potansiyel enerjisi 300 Joule'dür. Şimdi enerji, işte sağa doğru enerjisi şu kadar, yukarı doğru enerjisi bu kadar diye bir şey hiç söylüyor muyuz? Söylemiyoruz. Çünkü yönü yok. Ama bir araç sağa doğru şununla gidiyor, yukarı doğru şu hızla gidiyor diyoruz. Çünkü onun yönü oluyor. Yani hız yönlüdür ancak enerji yönsüz, yani skalerdir. Dolayısıyla buraya da skaler yazalım. Bu arada hız vektörel ama sürat diye bir şey duyarsan skalerdir. Süratte yön olmaz. Dikkat edeceksin. Hızı bulmak için yer değiştirmeyi zamana bölüyoruz. Yani vektörel bir büyüklüğü kullanıyoruz. Ancak sürati bulmak için alınan yolu zamana bölüyoruz. Alınan yol skaler olduğu için süratte skaler, yer değiştirme vektörel olduğu için hız da vektöreldir. Önüne çıkan yaya çarpmamak için fren yapan bir otobüsün yavaşlama ivmesi 10 metre bölü saniye karedir diyor. İvme de yönlü bir büyüklüktür. Üzerine böyle ok yaparak gösterilir. Dolayısıyla bu da vektöreldir. 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Bu arada kısa uzun yani temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. Aklında olsun. Bak buradaki akım şiddeti çoğu öğrenci tarafından işte akım her zaman artıdan eksiye doğrudur diye düşünüldüğü için yönlü bir büyüklük gibi düşünülüyor. Akım vektörel bir büyüklük değildir. Skaler bir büyüklüktür. Akımın artıdan eksiye doğru olması tamamen bir kabuldür. Bunu da unutmayın. Yani akımın öyle burada bahsedilen manada bir yönü yoktur. Geldik bu soruya. K Bilimsel Araştırma Merkezi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan her türlü radar ve elektronik harp sistemleriyle bu sistemlerde kullanılan anten, modül ve yazılım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni duyduğun anda ne demen gerekiyor? Aselsan demen gerekiyor. TÜBİTAK değil. TÜBİTAK Türkiye'deki gençleri bilime heveslendiren, teknolojiye heveslendiren, öğrencilere işte ödüllerin verdiği proje çalışmaları yaptıran kuruma biz TÜBİTAK diyoruz. L Bilimsel Araştırma Merkezi'nde Türkiye'de nükleer enerji ve radyasyon, yani nükleer enerji olayını duyduğun anda şimdi TAEK'i işaretleyeceğiz ama TAEK aslında kapandı. Fakat kitaplarımız hala güncellenmediği için, yani MEP'teki kitaplar da bu şekilde. Hala TAEK yazıyor. Ama sınavda bak seni uyarıyorum. Eğer nükleer enerji ile ilgili bir soru gelirse ve şıklarda da TENMAK diye bir şey görürsen, bak yazıyorum TENMAK, onu işaretleyeceksin. Çünkü buradaki TAEK kaldırıldı, kapatıldı. Bütün yetkileri TENMAK'a devredildi. İşte Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu gibi bir adı var bunun. Dolayısıyla da yani güncel soru bazen sormayı seviyorlar ya. Eğer böyle bir soru gelirse TENMAK'ı işaretle ama TENMAK yoksa TAEK varsa tabii ki de TAEK işaretleyeceksin. Yani bu sorunun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Bu soruyla birlikte birinci videonun sonuna geldik. İkinci videoda madde ve özelliklerine geçeceğiz. Adezyon, koezyon, kütle, öz kütle gibi noktalarla ilgili sorular çözeceğiz. O videoda görüşene dek kendine çok iyi bakmayı unutma. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.